Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Selamun minallahi aleykum ve tahiyyetun minni ileyküm eyyuhel ahibbetül kiram. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tevbe suresinin 46. ayeti kelimesinin tefsirine kadar gelmiştik. İnşallah bugünkü dersimizde Tevbe suresinin 46. ayeti kerimesinden itibaren tefsire devam edeceğiz. Tabii bu 46. ayeti kerimenin tefsirine başlamadan önce tefsirini yapacağımız 46 ve 60. ayetlerle önceki ayetlerin ilişkisini münasebe başlığı altında açıklamamız gerekiyor. El münasebetü لَمَّا ذَكَرَ تَعَلَى الْمُنَافِقِينَ Allah-u Teala münafıkları önceki ayetlerde zikretti. Ve تَبَاتُعَهُمْ عَنِ الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ Cihada çıkmada ağır davranmalarını Allah-u Teala önceki ayetlerde zikretti. ذَكَرَ هُنَ Bu ayetlerde, tefsirini yapacağımız ayetlerde ise بَعْدَ اَعْمَالِهِمِ الْقَب۪يهَةِ Bazı çirkin amellerini bu ayetlerde zikretmiştir. مِنَ الْكَيْدِ وَالْمَكْرِ Hile ve tuzaklarını zikretmiştir. Değerli arkadaşlar, burada gördüğümüz gibi keyd, hile, tuzak anlamına geliyor. Mekir ise hile, sinsilik anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Allah Teala bu ayetlerde münafıkların bir takım çirkin amellerini, hile ve tuzaklarını ne yapmıştır, zikretmiştir. Ve isaretel fiteni beynel müslümin, Müslümanlar arasında fitneyi yaymalarını zikretmiştir. Vel feraha bi ezahum, Müslümanlara yaptıkları eziyete sevinmelerini zikretmiştir. Ve zekara teala ennehum لَوْ خَرَجُوا مَا الْمُؤْمِن۪ينَ Allah-u Teala şu hususu da zikretti ki اَنَّهُمْ şayet onlar, münafıklar لَوْ خَرَجُوا مَا الْمُؤْمِن۪ينَ Eğer müminlerle birlikte savaşa, cihada çıkmış olsalardı مَا زَادُهُمْ اَلْجَيْشَ مَا زَادُوا اَلْجَيْشَ اِلَّا دَافًا ve اِنْدِهَارًا بِتَفْرِيقِ الْجَمَاةِ وَتَشْدِيدِ الْكَلِمَةِ Evet, onlar eğer Müslümanlarla birlikte savaşa çıkmış olsalardı, orduya ancak ordunun zaafını ve inhidar, değerli arkadaşlar, inhidar kelimesi hezimet, yenilgi, bozgunculuk manasına geliyor. Evet, şayet Müslümanlarla birlikte münafıklar savaşa çıkmış olsalardı, o zaman Müslüman cemaati dağılmasına ve onların kelimelerinin ayrılmasına, aralarında nifak çıkmasına ne yaparlardı? Sebep olurlardı. Ve zekera kesiren min mesalibehum. Evet, mesalib kelimesine bakalım. Evet, meslebetün kelimesinin çoğulu mesalib geliyor. Meslebetün, ayıp, kusur, leke anlamına geliyor. Teşdit de ayırma, yarma, parçalama anlamına geliyor. Dolayısıyla ve zekera kesiren min mesalibihim onların birçok evet birçok kusurlarını, ayıplarını ne yapmıştır? Zikretmiştir. Ve ceraimehum min mesalibihim ve ceraimehim birçok suçlarını ve ayıplarını Allah Teala ayetlerde zikretmiştir. Evet, böylece bu ayetlerle önceki ayetlerin arasındaki münasebeti bu şekilde açıklamış olduk. El-Lugatu başlığı altında bazı kelimelerin izahını yapacağız. İnbi'asehum, el-inbi'asu, inbi'ate yenbi'isu, inbi'as, el-intilak fil-emr, bir konuda ileri gitmek manasına geliyor. Evet. فَثَبَّتَهُمْ اَتْتَثْبِيتُ
Reddül insan alel fiilillezî hemme bihi. İnsanın yapmayı istediği, arzuladığı bir şeyi engellemek, bir fiilden engellemek anlamına geliyor. Habalen kelimesi ise değerli arkadaşlar, el habalu eşşerru vel fesadu fi kulli şeyin. Her şeyde bozgunculuk ve şer, kötülük anlamına geliyor. Ve minhu el mahbulu lil mutu ve evet ellezî fesede akluhu. Aklı gitmiş olan efendim kişiye bu şekilde söyleniyor. Habal deniliyor. Vele evda'u el-ida'u kelimesi sur'atü seyri. Evet, yürümenin hızlı olması, hızlı yürüme anlamına geliyor. Galer racizü, raciz konuda şöyle demiştir. Ya leyteni, keşke fiha orada gize'un, benim bir genç devem olsaydı da ehubbu, habbe kelimesi burada. Habbe, evet. Habbe, hızlı yürümek anlamına geliyor. Ehubbu fiha ve eda'u, orada hızlı ve süratli yürüsem. Bu şekilde böyle bir beyt söylemiş. Yugalu, denilir ki vada'al ba'iru İza esra'a seyre. Evet, deve hızlı yürüdüğü zaman vada'al ba'iru denilir. Ve evda'ar racülü İza sara binefsihi seyran hasisen. Evet, adam kendi kendine hızlı yürüdüğü zaman bu şekilde evda'ar racülü denilir. Yecmehun fiili ise değerli arkadaşlar cemaha fiilinin manası. Cemaha, yecmahu, azmak, baş kaldırmak, kaçmak gibi manalara geliyor. Evet, yecmahun, cemaha, nefera bi İsrail, evet, hızlıca kaçmak anlamına geliyor. Min kavlihim, şu sözden alınmıştır. Feresün cemuhun denildiği zaman, ey, la yerudduhu ellicamu, yani gem kendisini efendim engellemiyor, çok hızlı yürüyor. Kaçıyor anlamında. Yelmizüke ellemzü kelimesi el aybu, ayıplama anlamına geliyor. Yugalu lemezehu iza abehu, bir kişiyi ayıpladığı zaman lemezehu denilir. Galel cevheri şöyle demiştir. Ve asluhu, yani bu kelimenin aslı el işaretu bil ayni ve nahviha. Evet, göz, kaş göz işaretiyle bir insanı efendim ayıplamak ve onun gıybetini yapmak anlamına geliyor. Ve racülün lemmazün denildiği zaman ey ayyabun, yani bir kişiyi çok fazla ayıplayan anlamında racülün lemmazün denilir. Elgarimine kelimesi ise el-garimu müfredidir. El-garimine çoğuludur. El-garim kelimesi el-medyun anlamındadır. Yani borçlu anlamına geliyor. Evet, garimun eş anlamlısı medyun, borçlu anlamındadır. Gale-zeccacu, zeccat şöyle demiştir. Aslul-garami, evet, lüzumu ma-yeşukku, yani bir şeyin zor olması, güç olması manasındadır. Vel garamu el azabul lazimu şakku, insana çok zor gelen ve insana acı veren, azap veren anlamındadır. Ve sümmiye el işku garamen, aşıklık da aşık olma da garam olarak isimlendirilmiştir. Neden? Likevnihi emran şakkan, İnsana çok zor geldiği için ve lazımen insana sürekli sıkıntı çıkaran, zor gelen bir şey olduğu için. Ve sümmiye eddeynu garamen, borç da garam olarak isimlendirilmiştir. Likevnihi şakkan alel insan, çünkü
borçlu olan insan da ne yapar? Borç insana zor gelir. Bundan dolayı bu şekilde isimlendirilmiştir. Evet, bu kelime izahlarını bu şekilde yaptıktan sonra değerli arkadaşlar, ayetin nüzul sebebini açıklayalım. Sebebin nüzul sebebi. Lemma erade sallallahu aleyhi ve sellem el huruce ila Tebuk. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferine çıkmak istediği zaman Gale lil Cid ibni Kays el Cid ibni Kays'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ve kâne münafıkan ve bu kişi münafıkmış. Ya Ebe Vehbin, ey Vehbin babası, helleke fi cidali Benil Asfar, Benil Asfar'la savaşmak ister misin? Yani Errum, yani Rumlarla, Bizanslılarla savaşmak ister misin diye sordu. Şayet savaşırsan, tettehidu minhum serari ve vusafae, bu kelimelere bakalım. Sürriyetün kelimesi çoğulu serari geliyor değerli arkadaşlar. Sürriyetün cariye, metres, dost anlamına geliyor. Çoğulu serari. Vasifun kelimesi ise vasifun çoğulu vusafa'u uşak ve hizmetçi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla eğer savaşırsan tettakidu minhum onlardan edinirsin. Serari cariyeler ve vusafa hizmetçiler edinirsin demiştir. Gale ve bu şahıs da ey Allah'ın Resulü lekad arafe kavmi benim kavmim beni bildi enni muğramun bin nisa ben kadınlara düşkün bir kişiyim dedi. Benim kavmim beni bu şekilde bilmektedir. Ve inni ahşa in raaytu benil asfar ella aspira anhunne. Ben şundan endişe ediyorum dedi. Eğer Asfar oğullarının, Beni Asfar'ın kadınlarını, kızlarını gördüğüm zaman sabredemeyeceğimden endişe ediyorum dedi. Fela teftinni, dolayısıyla beni fitneye düşürme. Ve'zen li fil bu'udi, savaşa katılmamak için bana izin ver dedi. Evet, ve u'inuke limali, ben de sana malımla yardım edeyim dedi. Fe'arada anhun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine peygamber ondan yüz çevirdi. Ve gale dedi ki kad ezintü leke ben sana izin verdim dedi. Fe'enzelallahu işte bu alayın akabinde Allah-u Teala şu ayeti indirdi. Ve minhum men yegulu zenli ve la teftinni. Onlardan bazıları da bana izin ver beni fitneye düşürme diyorlardı. Ayeti kerimesi bu olayın üzerine nazil olmuştur. Evet, böylece ayetin nüzul sebebini de bu şekilde açıkladıktan sonra değerli arkadaşlar artık 46. ayeti kerimeden başlayarak tefsire geçebiliriz. Et-tefsiru velev eradul huruce şayet onlar savaşa çıkmak isteselerdi le'eaddu lehu uddeten o zaman ne yaparlardı? Savaş için hazırlık yaparlardı. Ey velev erade هَاُولَٰئِ الْمُنَافِقُونَ الْخُرُوْجَ مَعَكَ Şayet o münafıklar seninle birlikte savaşa çıkmak isteselerdi, bir cihada çıkmak isteselerdi, اَوْ كَانَتْ لَهُمْ نِيَّةٌ فِي الْغَزْوِ Yani savaşmak için burada böyle bir niyetleri olsaydı, لَاَعَدُّوا لَاسْتَعَدُّوا يَسْتَعِدُّوا Hazırlık yapmak manasına geliyor. Leste'addu lehu bis-silahi ve zadi silah ve yiyecek hazırlarlar ve bu şekilde hazırlık yaparlardı. Feterekehum el-istiyadade veya şöyle okuyabiliriz. Feterkuhum el-istiyadade onların hazırlığı terk etmeleri, hazırlık yapmamaları delilun ala iradetihim ettehallüfe evet cihattan geri kalma isteklerine bir delildir. Delilun ala iradetihim ettehallüf yani savaştan geri durma, savaşa katılmama isteklerine bir delildir. Velakin kerehallahum ba'asehum. Evet. Fakat Allah Teala ey velakin kerehallahu hurucehum ma'ake.
Allah Teala o münafıkların seninle beraber savaşa çıkmalarını Allah Teala dilememiştir, istememiştir, kereh görmüştür. Fesabbetahum, ey kesara azmehum, onların azimlerini, gayretlerini kırdı Allah Teala. Ve ceale fi kulubihim el kesle, kesele, evet, onların kalplerine bir tembellik Allah Teala verdi. Ve gîlek udû ma'al gâidîn, ey iclisû ma'al mutahallifîne minen nisâ ve sibyan ve ehlül âzâr, iclisû, oturunuz ma'al muhallefine minen nisa, kadınlardan savaşa katılmayanlarla birlikte oturunuz ve sibyan ve çocuklarla birlikte ve ehlil azar, özür sahibi olan yaşlılarla birlikte oturunuz denildi onlara. Ve huve zemmun lehum, işte bu onlar için bir ayıplamadır, zemdir, yermedir. Bi isarihim, لِإِثَارِهِمْ اَلْقُعُودَ عَلَى الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ, çünkü onlar savaşa çıkma yerine kadınlarla, çocuklarla ve yaşlılarla oturmayı ne yapmışlardır? Tercih etmişlerdir. Bundan dolayı onlar için bu bir ayıplamadır, yermedir ve zemmetmedir. وَالْآيَةُ تَسَلِّيَةٌ لَهُ sallallahu aleyhi ve sellem, bu ayet aynı zamanda Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir tesellidir. Ala adem hurucil münafikine mahu, münafıkların peygamberle birlikte savaşa cihada çıkmamaları hususunda peygambere bir tesellidir. İz la faidete fihi ve la maslahate, zira münafıkların peygamberle Müslümanlarla birlikte cihada çıkmalarında bir fayda, bir maslahat yoktur. Bel fihil eza vel madarra, bilakis bir eziyet ve bir zarar vardır münafıkların Müslümanlarla birlikte savaşa çıkmalarında. Ve lihâzâ gâle, işte bundan dolayı Allah Teala şöyle buyurmuştur. Lev haracû fîkum, şayet onlar sizinle birlikte çıksalardı, çıkmış olsalardı. Mâ zâdûkum illâ habâlen, ey lev haracû mâkum, eğer onlar münafıklar sizinle birlikte cihada çıkmış olsalardı. Mâ zâdûkum illâ şerran ve fesâden, evet size ancak bozgunculuk ve şer ne yaparlardı? Yaparlar ve bozgunculuğu ve şerri artırırlar, kötülükleri artardı. Ve le avda'u hilâlekum, ey esra'u beynekum bil meşyi bin nemîme, sizin aranızda Müslüman mücahitler arasında laf götürüp getirme suretiyle insanlar arasında fitne ve fesadın yayılmasını sağlarlardı. Yebgûnekumul fitne, nitekim onlar sizin aranızda fitnenin çıkmasını istiyorlar. Ey yetlubûne lekum el fitnete bi ilgâil adaveti beynekum, aranızda düşmanlığı yaymak suretiyle aranızda fitne çıkartmayı istiyorlar münafıklar. Ve fîkum semmâûne lehum, nitekim sizin içinizde de maalesef onlara kulak veren ve onları dinleyenler vardır. Ey ve fîkum du'afâ'u kulûbin, evet sizin içinizde kalpleri zayıf olan yeshûne ile kavlihim ve yutî'ûnehum, onlara kulak veren, onları dinleyen ve onlara itaat eden insanlar maalesef mevcuttur. Vallahu alimun bir zalimin, şüphesiz ki Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Ey alimun bil münafıkine, münafıkları Allah Teala çok iyi bilmektedir. İlmen muhitan bi damairihim ve zavahirihim, onların gönüllerindeki o nifakı ve zahiri olarak ortaya koydukları fiilleri, amelleri çok iyi bilmektedir Allah Teala. لَقَدْ اِبْتَغَى وُلْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ, nitekim daha önce de fitne çıkartmak istemişlerdi onlar. اَيْ تَلَبُوا لَكَ الشَّرَّ, senin için şer ve kötülük istemişlerdi. Bir teştiti şemleke, evet senin durumunu efendim
ve tefrik sahbike anke arkadaşların senin yanından dağılmaları, parçalanmalarını istemek suretiyle sana kötülük istemişlerdi, kötülük yapmak istemişlerdi. Min kabli gazveti Tebuk, Tebuk gazvesinden önce bu kötülüğü yapmak istemişlerdi. Kema fe'la İbn-i Selul, İbn-i Selul'ün, Abdullah İbn-i Selul'ün yaptığı gibi yine insarafe bi ashabihi yevme Uhud'in, Uhud gününde ashabıyla, arkadaşlarıyla birlikte mücahitlerden, Müslümanlardan ayrıldıkları ve savaşa katılmadıkları gibi ve kallebu lekel umura ey debberu leke el mekayide vel hiyele evet, çeşitli hile ve desiseleri sana hazırladılar ve eradu ve edaru el ara ara fi iptali dinike ve senin dinini iptal etmek, bozmak için birçok yanlış, bozuk görüşleri insanlar arasında evirdiler, çevirdiler ve yaydılar. Hatta ca'el hakku ve nitekim hak geldi ve zahara emrullah, Allah'ın emri çok açık ve net olarak ortaya çıktı. Ey hatta ca'e nasrullah, Allah'ın yardımı geldi ve zahara dinuhu, Allah'ın dini açıkça ortaya çıktı. Ve ala sairil edyan ve diğer dinlerin üzerinde İslam dini yüceldi. Ve hum kârihun ki onlar bu durumu istemiyorlardı. Ey vel hâlu ennehum kârihune li zâlike li nifâkihim, kalplerindeki nifakları sebebiyle onlar bu Allah'ın dininin, İslam'ın diğer dinlerin üzerinde yücelmesini istemiyorlar ve bunu kerih görüyorlardı, kötü görüyorlardı. Ve minhum men yegûlu, onlardan bazıları da şöyle diyordu. İzenli ve la teftinli, bana izin ver, beni fitneye düşürme diyordu. Ey ve min haula il münafıkine, o münafıklardan bazıları da men yegûlu leke ya Muhammedu, ey Muhammed sana şöyle diyordu. İzenli fil ku'udi, savaşa katılmamak ve savaştan geri duran insanlarla birlikte oturup kalmak için bana izin ver diyordu. Ve la teftinni bi sebebil emr bil kuruç, savaşa çıkma emrinle bu sebeple beni fitneye düşürme diyordu. Gale ibn Abbas'in, Abdullah ibn Abbas şöyle demiştir. Nezelet bu ayeti kerime fil cedd ibn Kays, El-Cid İbni Kays hakkında nazil olmuştur. Hine da'ahur Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ila cidali benil asfar. Daha önce de açıkladığımız gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şahsı, bu münafığı beni asfar oğullarıyla savaşa çağırdığı zaman, davet ettiği zaman böyle demişti Peygamber'e. Yani fekale ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, İzzenliği fil gu'udi anil cihadi, cihada katılmamam için bana izin ver demişti. Ve la teftinni bin nisa, kadınlarla beni fitneye düşürme demişti. Dolayısıyla bu şahıs hakkında bu ayet-i kerime inmiştir. Ela fil fitneti sagatu, ey ela innehum, dikkat edin ki onlar, yani o münafıklar, قَدْ سَقَتُوا فِي عَيْنِ الْفِتْنَةِ, fitnenin tam ortasına düşmüşlerdir. فِي مَا اَرَادُوا الْفِرَارَ مِنْهُ, cihattan firar etmek, kaçmak istemeleri sebebiyle fitnenin tam ortasına düşmüşlerdir. بَلْ فِي مَا هُوَ اَعْزَمُ, bilakis daha büyük bir fitneye düşmüşlerdir. Vehiye fitnetü tehallüf anil cihat, ki o büyük fitne de Müslümanlarla birlikte, peygamberle birlikte cihattan geri durmaları ve cihattan uzak durmaları, cihada katılmamaları fitnesidir. Ve zuhuru küfrihim ve nifakihim, böylece küfürleri ve nifakları ortaya çıkmıştır. İşte bu onlar için daha büyük bir fitnedir. Gale Ebu Suud, Ebu Suud da şöyle demiştir. Ve fit tabiri anil
iftitan, fitne bir subut, fitneye düşme ile ilgili böyle bir ifadenin kullanılması ayet-i kerimede fil fitneti tenzilün leha menziletel mihvatil mühlike, yani insanı helak eden çok düşük bir seviyeye düşmektir. Daha büyük bir fitneye düşmektir. El mufsiha an terdihim fi derekatir redi, en aşağı dereceye onların itilmeleri, düşürülmeleridir. Esfeli safilin, yani en alt seviyelerin en altına, esfeli safiline indirilmeleridir. Ve inne cehenneme le muhitatun bil kafirin, şüphesiz ki cehennem kafirleri kuşatmıştır. Ey la meferra lehum minha, evet, o cehennemden onların kaçmaları, kurtulmaları asla mümkün değildir. Li enneha muhitatun bihim min kulli canibin, zira cehennem ateşi onları her yönden kuşatmıştır. İhate tasivari bil miasami, evet, bileğe takılan bilezik nasıl bileği her taraftan kuşatıyorsa, dolayısıyla cehennem ateşi de o kafirleri ve münafıkları her taraftan, her yönden kuşatmıştır. Ve fihi vaidun şedidun, işte bunda çok büyük bir, şiddetli bir tehdit ve azarlama ve tehdit vardır. Evet, böylece onların akıbetini de Allah Teala ayetlerde açıklamış oldu. İn tusibke hasenetun tes'un, şayet ey Resulüm sana bir kötülük dokunsa ne yapar? İn tusibke hasenetun tes'un, sana bir iyilik dokunsa onlar bundan dolayı istemezler ve üzülürler. Ey ve in tusibke fi ba'din gazavati hasenetun, bazı savaşlarda, bazı gazvelerde sana bir iyilik dokunsa, seva'un kânet zaferan ev ganimeten, yani eğer o savaşta muzaffer olsan veya ganimet elde etsen, yesuhum dalike, ve bu onları üzer, onlar buna üzülürler. Ve intusibke musibetin, sana bir musibet, bir bela, bir kötülük dokunsa, yegulu şöyle derler, قَدْ اَخَزْنَا اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ, biz daha önce bu kötü duruma düşmemek için tedbir aldık derler. Ey ve اِنْ تُسِبْكَ مُسِيبَتٍ مِنْ نَكْبَتٍ وَشِدَّتٍ, evet, sana bir sıkıntı ve bir şiddetli kötü bir durum, musibet başına gelse, اَوْ هَزِيمَتٍ وَمَكْرُوهٍ, evet, bir hezimet, bir kötülük başına gelse, يَفْرَهُ بِهِ, onunla sevinirler. Ve yegulu, ve şöyle derler, قَدْ اِحْتَطْنَا لِاَنْفُسِنَا, biz kendi nefsimiz için ihtiyatta bulunduk, ve اَخَزْنَا بِالْحَذِرِ, ve sakındık, ve تَيَقْقُزِ, ve uyanık ve ihtiyatlı davrandık derler. فَلَمْ نَخْرُجْ لِلْقِتَالِ, ve savaşa çıkmadık derler. Min gablu, daha önce, en yahille binen bela, yani bize bela ve musibet isabet etmemesi için böyle bir efendim savaşa çıkmadık ve böyle bir tedbir aldık derler. Ve yetevellev ve hum ferihun, evet, senin yanından yüz çevirirler, geri dönerler ve onlar sevinç içerisindedirler. Ey ve yansarifu an müştema'ihim, toplumlarından, o gruplardan ayrılırlar. Ve hum ferihune mesrurune, sevinç ve neşe içerisindedirler onlar. Evet, böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli arkadaşlar. İnşallah gelecek dersimizde şu kaldığımız ayet-i kerimeden itibaren قُلْ لَنْ يُس۪يبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ayetinden itibaren inşallah devam edeceğiz. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِلّٰهِ تَعَالَى الْفَاتِحَةِ